Günaydın. Şu an Ortaköy'deyim ve yavaşça okula doğru ilerliyorum. Bugün çok önemli bir gün. İlber Hoca'nın dersi var. Aslında bugün okulun 3. günü ve okul genel olarak çok güzel geçiyor. Artık ben iletişim okuyorum ve 2. sınıfa geçtim. 2. sınıfta artık bizim daha bölümle alakalı dersleri almaya başladığımız yıl olduğu için oldukça her şey şu an güzel geçiyor. İlber Ortaylı'nın, İlber Hoca'nın dersi için de ayrı bir şekilde çok heyecanlıyım. O yüzden şimdi okula yetişiyorum. Adını da söyle ama. Merhaba. Benim adım Can Uçur. Dersimiz düştü. 20 dakika bekledik. İlk izlenim için 7 saniye yeterli derler ama hoca bizi 20 dakika bekletti. Harika. Evet, yeterli bir izlenim olmuyor. Bugün sosyal psikoloji dersimiz vardı, onda. Ben zaten şey diye düşünmüştüm, hoca hani direkt dersi anlatıp genel konuları falan anlatıp bırakır diye. Çünkü bütün derslerde öyle yapıyor ama gelmedi. Öyle. O yüzden 11'de çok rahat bir şekilde İlber Hoca'nın dersine gidebileceğiz. Çoraplarım için aslında biraz sıcak bir hava. Bunları teyzem gönderdi ve şu çoraplar da teyzemin dükkanının Sok Magic. Takip edebilirsiniz Instagram'dan. Şuraya koyuyorum. Bu şekilde. Anne isterih olun. Şimdi İlber Ortaylı gelecek. Hiç bozmayın moralinizi. Antrenman mi yapıyorsun sen? Rüyam ve Kayra beni terk etti ve Eylül geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Benim kantimde oturuyordu. Gerçekten. Ben de arkasında kitap okuyordum ve kitaba asla konsantre olmuyor. Sürekli böyle özel yemek yerdim böyle. Ön kantinde mi oynadın? Ön kantinde. Her gelen geçen böyle şey yapıyor. Merhaba. Falan yapıyordu ya ama hani adam asla takmıyordu. Böyle yapıyordu. Gayet konuşuyor. Tatlı tatlı konuşuyordu bir tane kadınla. Öyle yani. Çok heyecanlıyım. Bakalım. Nasıl geçecek? Şimdi çıktık. Bence çok güzel. Güzel mi? Ortaköy'de tarih konu. Ve ben şey kısmında çok bu arada şeyden bahsediyorum. Galatasaray Üniversitesi'nden çok bahsediyorum. Genel olarak üniversite hakkında konuştu yani. Ve çok övdü bizi. Ve şey dedi bir noktada, işte bu başka bir hangi üniversitede böyle okumuyorduk, tam olarak karar veremedim. Onlar da karar veremedi. Dekanıyla, rektörüyle mi ne? Hayır, o Sorbon dekanı. Sorbon dekanı. Ha. O kadınla işte konuşurken eskiden Galatasaray'da hazırlık 2 yıl sürüyormuş. 1 yıl sürmüyormuş şu anki gibi. Hatta kendisi hala 2 yıl sürmesi gerektiğini düşünüyormuş. Çünkü sınıfta şey sorusunu sormuş. Vahiy kelimesinin Fransızcası nedir? Ve bu söylediğimde ben şey diye düşündüm ama. Biliyor muyum? Asla gelmiyor yani bize şey. Bu arada aslında lisede Anadolu'da şey öğretiyorlardı. Kültür tarihi tarzı böyle. O dersiz çok iyiydi bence. Bende yoktu ki o ders. Ben o zaman fen lisesindeydim. Doğru işte. Ben o derse mesela girmeyi çok seviyorum. Anadolu asla onun kıymetini bilemedim ben. Biz ilk 2 yıl hani hiç öyle bir ders almadık. Ama Anadolu Lisesi'nde böyle genel Yunan tarihi o tarz bayağı dersler şey, bayağı Fransız kültürü dersleri var. O çok güzel bence. Öyle dersler alsaydık belki vahiy kelimesinin Fransızcasını bilebilirdik ama bilmiyorduk yani. Revelasyon da değil mi? Revelasyon. Muş. Her gün yeni bir bilgi. Öyle bayağı güzel geçti yani. Güzel mi? Kısa sürdü için sıkılmadım da ben. Evet. Tam bir de yani ne bileyim televizyondan fırlamış gibi oldu. Şimdi çok etkiliyor yani. Sabah takacak bilimini izledim sonra geldim. Ben orada karşımda biliyorum. Çok güzel bir şey. İşte üniversitenin ayrıcalıkları diyelim. Öyle. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Karnabahar varmış. Sesimin şu an geldiğine dair hiçbir inancım yok. Ama geliyorsa şu an yemekhanedeyiz. Yemekhane her zaman olduğu gibi aşırı kalabalık. Ben İlber Hoca'nın dersinden yani 15 dakika önce falan kahvaltı ettiğim için hiç aç değilim. Eylül'le Emre yemek yiyecekler. Size de okulun yemeklerini göstermiş olacağım bu şekilde. Bugünkü yemekler bu şekilde. Güzel duruyor ama aç değilim. Şey var, kalandimi var, 10 numara. 13 lira okul yemeği, 13 lira değil mi? Evet. 13 tam kaç? 13,5 lira. 13,5 liraya arkadaşlar yiyebileceğiniz en iyi devlet üniversitesi yemeği burası. Çok güzel bir çorbamız var. Ne çorbası bu? Şimdi buğday olan bir çorba. Buğdaylı bir çorba. Makarnamız var, hafif yanmış çıtırından. İzmit köftemiz var, muhallebimiz var. Burası da tamamen salata barından alınmış salatalar. Bu tamamen arkadaşlar istediğiniz kadar, istediğiniz şeyden alabiliyorsunuz. Böyle 7-8 farklı salata var. Onları koyuyorsunuz. İşte biraz sirke, biraz tuz, biraz şey falan filan. Kendi salatanızı, kendi sihrinizi yaratıyorsunuz yani. Mükemmel bir yemek. Evet. Emre'nin Eduroğan'ını halletmesi için, yani internetini, bilgisayarında yabancı diller binasına geldik. Ama bunun için niye yabancı diller binasına geldiğimizi anlamadım. Çünkü buraya taşınmış galiba. Mühendislikteydi bilgi işte. Geldik bakalım. Bu binanın işi çok güzel. Bana burada dediler. Bana öyle dendi. Öne geçtiğimiz gibi geri döndük. Sorumuzu sorduk. Arkadaşlar sadece bir saatlik yapmam gerekiyormuş. İnternet çözmek için, evet. Şimdi şey yapacağım, ne denir? Ben de işletme kulübü için bilet standı kurulacakmış ve benim dersime daha 1 saat var. Ondan dolayı oraya geçeceğiz. Bilet satmak için bekliyoruz. Evet. Partimiz var. Evet, yarın partimiz var Blind'da. Yarın olmayacak bu video izlediğimizde ama. Ne zaman olacak? Tarih söyle. 5-2 Perşembe. 2 tane ve 140 lira. Biraz geç olacak video için ama haberi buradan vermiş oldum. Evet, olmuş olacak. Kaçıyorum ben. Hadi bay bay. Manchester United maçı vardı. Onu izledik. Abi böyle bir maç yok. Ölümcül bir maç. Bitirdik. İngiltere'yi fethettik. İnanılmaz bir maçtı. Old Trafford'da Manu'yu yenmek büyük olaydı kardeşim. Büyük olaydı. Bir de şey infosu varmış bu arada. 800 bilmem kaç yıldır ilk kez İngiliz topraklarında Galatasaray bir maç kazandı. Evet. Dün maça gittik ve Şampiyonlar Ligi'nde maç kazandık. Evet. Gitmedik maça yani, izledik. Anlattınız mı bunu? Anlattık, evet. Olsun. Geç geldim. Bugün de endüstri tayfa olarak normalde 3 dersimiz vardı. Sabah dersimiz iptal oldu. Yaptık. Sonra öğrene dersin nasıl işleneceğini anlatan bir ders işledik. O da 15-20 dakika yani. Evet. Şimdi İngilizce dersi var. Evet, yabancı... Benim de şey... Özür dilerim. Evet. Sabah şey vardı. İlk dersim sosyal psikolojiydi. İptal ettiler. İlber Hoca'nın dersine girdim. Sonra oradan çıktım. Yemek yedim. İK standında durdum. Sonra da şeye geçtim. 2. dersime geçtim. Reklamcılığın Temel İlkeleri. O da dersin nasıl işleneceğini anlattı. Ve çıktık. Bu kadar. Çok temiz bir geçirdim. Bir de normalde İspanyolca dersim var şimdi. Aynen, İspanyolca alıyorum. Ama yok. Bu insanlar bana dik dik. Öyle. Buğra'nın anlatmak istediği bu kadarmış. Eylül'le zaten görüştük bugün. Neyse, şimdi ne yapacaksınız? Dersiniz var. Benim dersim. Şey mi bu? Buraları keserim. Biplesene. Biplerim. Çok ben bipleyeyim mi? Dur, bip sesini ben yapayım, sen oradan at, tamam mı? İşte hayatım neden bu kadar eğlenceli? Buğra gibi arkadaşlarım var mesela. Biz dışarı mı çıksak? Seni Bond'a götüreyim. Kedi müzesine gidelim. Bugün açıldı. Çırağının karşısında. Biz kedi müzesine gidiyoruz. Benim dersim var, ben gelemem ki. Ya biz gidiyoruz zaten. Evet, sevgili de etmediniz zaten. Dersim var diye etmedim canım. Benim derslerim iptal oldu. Ben bu yıl İspanyolca alabildim bu arada. İspanyolca dersim var. Fakat iptal oldu. Çünkü hocamızın sağlık sıkıntısı varmış. Bu haftalık ders yapamayacağım dedi. Haftaya başlayacağız o yüzden. Normalde bugün yabancı dil dersim vardı yani ama giremedim. O şekilde. Bakalım. O zaman biz kedi müzesine gidelim. Orada da videoyu çekmeye devam edeyim. İyice güzel bir vlog oluyor bence. Bakalım. Çirkin olduğunu düşündüğü için üstünü giydi. Dur. Zaten bu hafta içerisinde bir okul tanıtım videosu çekeceğim. Belki Buğra ile ilgili de ben de gelmek isterler bu çekim için. Cumartesi günü. Hayır, şaka. Tamam. Buğra gelir. Geliriz. Bu şekilde okul tanıtım videosu çektiğinde zaten buraların hepsini ayrıntılı sinematik modda görürsünüz. Şimdi tuvalete gidiyoruz. O meşhur tuvalete. Ama Buğra sen gitmiyorsun. Burası kızların tuvaleti. Yok, devam. Var hep arada. Asansörümüz de var. göster. Açalım orayı göstermek amaçlı. Evet. Açılıyor ki? Açılıyor. O kadar ömür ki. Bu şekilde işte o herkesin videosunu çektiği tuvalet. Dikkat et, elini bırak bence oradan. Ha. Bu şekilde tuvaletimiz. Evet, şimdi okuldan çıktık ve biz Eylül'le Kedi Müzesi'ne gideceğiz. Bugünlük vlog bu kadardı. Umarım Galatasaray'daki bu İlber Hocalı günümüzü beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.